Pireler Ömer Seyfettin Aşk filan değil, hani şu tesadüf dediğimiz, tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran meçhul el yok mu? İşte o beni Rose Meyer'le birleştirmişti. 20 yaşlarında ya vardım ya yoktum. Küçücük köpeğim Cotton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinden birinde kalıyordum. Bir gün karşımdaki odaya iri, mavi gözlü, sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belliydi. Otelciye kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı şimdi memleketine dönmek için vapur bekliyor dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbi ne faaldir. Ben bu basit macerayı hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış, iri mavi gözlük kızcağızın elemlerini, küskünlüklerini yaşamaya başladım. Galiba vapurdan ziyade para bekliyordu. Çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki her gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor. Merdivenlerde, koridorlarda karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra bonjour, bonsoir demeye başladık. Nihayet bir hafta içinde dost olduk bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi biliyordu. Realistti. Fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor, sakin bir ev kadını olmasını her hayali mutluluğa tercih ediyordu. Güya ben de onun gibi sükunu seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldiği halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci kordonun arkasında küçük bir apartman kiraladık. O kadar mesut olmuştum ki içimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Ross hakikaten hiç sokağa gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor, durmak, dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı, her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, ben, köpeğim, üçümüz de günde üç defa banyo ediyorduk. Geceleri Paris kahvesine yahut sinemaya giderdik. Dönüşte Rose, yorgun argın potinlerimizin altını boru keli suyla siler, kotonun ayaklarını yıkamakla kalmaz bazı geceler, zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat saadetler rüyadan başka bir şey midir? Bizim saadetimiz de çok sürmedi. Acı bir elemle uyandık. Koton fena halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, sürekli yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Rose da benim kadar üzgündü. Zavallı verem oldu diyordu. Ne kadar baytar varsa hepsine gösterdik. Kına kına verdiler, içiremedik. Müsiller, şunlar bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rosu'yu yalnız ona tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, koton için ne kadar üzüldüğümüzü gördü. Hiç baytara baktırdınız mı dedi. Baktırdık. Hangi baytara? İzmir'in bütün baytarlarını saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, ilmini de övmeye kalktım. Rahmi, azizim, köpeğini kaybetmek istemezsen Avrupalı bir baytar bul göster dedi. Baytarın Avrupalısıyla Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi? Köpeği gösterince görürsün. Bu tavsiyeyi bir paradoks kabul ettim. Ama denize düşen köpeğe sarılır. Felaket zamanında ümitsizlikte en boş, en çürük temeller üzerine ümit bina etmek ne hoş bir tesellidir. da boykotaj yapmıyoruz ya, bir Avrupalı Baytar'a gösterelim. Belki Rahmi Bey'in hakkı var, demeye başladı. Sordum soruşturdum, Punto'da ihtiyar bir İtalyan Baytar varmış. Sığır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı kotonun cesedini kucağıma aldım, evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası başında, bastonu elindeydi. Ne istiyor, dedi. Köpek hasta, dedim. Kalın bastonunu kapının kenarına dayadı. Titrek, zayıf elleriyle kotonu kucağımdan aldı. Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı, elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy, iyi olacak dedi. Ne demek? Pire oğlum, bir avuç pire. Kotunu uzattı, aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz bunak, işte benimle eğleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz? dedim. İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire, yıkamayacaksınız. Üzerinde kalsın, bu ilaçtır. Hiddetlendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu. Buna kerif. Ben, ben bunaka. Sen ya, canımın sıkıntısından azıcık daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunaka. Hem bunak hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum, sen gevezelik ediyorsun. Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan bu hususi gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra haydi bire kafasız adam sen anlamaz bir şeyden git benim dediğim yap. İyi olursa vizitayı getireceksin. İyi olmazsa yine geleceksin. Benim yüzüme tuh yapacaksın. Cevabı beklemedi, kapıyı hızla çekti, önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın alay edişine kızıyor, bir taraftan hala bu alayı sahi zanneder gibi oluşuma hiddetleniyordum. Eve geldim, Rosa ihtiyarın terbiyesizliğini söyledim. Belki doğrudur, bir kere tecrübe edelim dedi. Budala mısın diye güldüm. Ümit bu. Pekala. Fakat pireyi nerede bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin kendi değil Ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koton'un hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. Bizim çuval deposunda bir avuç değil, ordularla bulunur dedi. Kotonu bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapadık. Bir gün sonra mağazaya Koton'u görmeye gittim. Deponun kapısını açtık. Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski Mesut zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevinmiştim ki kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rose, sevgili köpeğimizin tekrar hayata geldiğini görünce benden fazla sevindi. Aman pireleri üzerinden uçmasın dedim. Nasıl uçurmayayım? Yıkama, yıkamam. Rose bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştah açıldı ki, hacmine oranlı yemekle artık doymuyordu. Doktorun bu nasıl tesir ettiğini hala anlayamadığımız tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf olunan kusurlar hep affedilirler. Saadetimizi tekrar bize veren bu ihtiyardan hem af dilemek hem muayene ücretini vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım, evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı. Nasıl köpek, iyi oldu? Oldu, dedim. Gördün nasıl sende kafa boş, ben söylersen şaka sanır. Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkıyorken, Kendimi tutamadım, döndüm. Fakat Mösyö dedim, bizim baytarlar o kadar ilaçlar verdiler, tesir etmedi. Pireler nasıl bir tesir etti de köpek canlandı. Buna senin aklın ermez. Niçin Mösyö ben insan değil miyim? İnsan ama başka insan, cahil adam. Fakat ben okudum. Sizin baytarlar kadar okudun. Verirler köpeği içmek için ilaç. Pirenin nasıl tesir ettiğini anlamaya, İyice kararlıydım. Beni karşısına oturttu. İtalyan Fransızcasıyla ''Aç o boş kafanın kocaman kulaklarını'' dedi. Bu emir beni öyle sarstı ki adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldu. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı. ''Siz isterseniz muska, siz isterseniz üfürük, siz istersiniz ilaç. Halbuki hastalıkların evvela sebeplerini bulmak lazım. Bu sebep bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin baytarlar düşündü mü? Hayır. Ama yalnız hasta. İlaç lazım. Hayır. Sebebi bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı vazifesiz yaratmadı. En fena hayvanların, en zararlı mikropların bile vazifeleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket, yani jimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Üzerine kolonya sürdünüz. Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandı, tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanları üzerinde yoktu. Uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, hareket etmedi. Vücudu toksin doldu. Hastalandı. Bir ay daha üzerine pire koymayaydınız, açlıktan, halsizlikten ölecekti. İhtiyar Baytar, pirelerin hayattaki bütün vazifesini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, farelere vızvızlara, kedilere geçti. Küçük buzağları koşturmak için tabiat, burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının dibine, bir takım organlarına sokucu sinekler musallat ediyordu. Roz artık kotonu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. Pireler Ömer Seyfettin